Merhaba. Nihat? Evet Yıldız benim. İstanbul'dayım. Küçük bir otelde kalıyorum. Telefonlarım dinleniyor olabilir. O yüzden telefon kulübesini arıyorum seni. Kısa konuşacağım. Yakında burada bir ev tutacağım. Sana adresini bildiririm. Seni özledim. <laughs> ben de. Hoşçakal. Ya o kadar soda içtim, midem hala taş gibi. Çok yedim galiba. Belki de film dokunmuştur. O ne biçim filmdi öyle ya? Filmin ilk yarısında 35 kişi öldü, ikinci yarıda ise hesabı karıştırdım. Hala konuşmayacak mısın? En azından kavga edebilirsin. Ne konuşmak ne de kavga etmek istiyorum Doğan. Senin bu kadar kıskanç olduğunu bilmezdim. Kıskanç mı? Ben mi? Benim yerimde başka bir kadın olsaydı bu evi çoktan terk etmişti Doğan. Terk etmek mi? <laughs> Beni terk etmeyi mi düşünüyorsun? Eğer Selin denen kadınla ilgilenmeye devam edersen sonunda bu da olacak Doğan. Kim bilir belki de istediğin budur ha? Saçmalama Mine. Tanrım şu konuşmaya bir bak. Doğan, sen eskiden bir tek beni severdin hatırladın mı? Eskiden dediğim de o kadar eski değil. Hani şu kadını denizden kurtarmadan önce. Seni hala seviyorum. Ama böyle devam edersen pek çok şey değişebilir. Bir de beni tehdit ediyorsun öyle mi Doğan? Hmm. Sana iyi uykular dilerim canım. Nimit, biz akşam eve geç döneriz. Ona göz kulak ol. Kapısının kilidini kontrol et. Yabancıları bahçeye dayan. Ne Yok hayır. Bugün salona inmeyeceğim. Sen işine bak. Bir şey istersem seslenirim Nimet. Hı, hı. <Sessizlik> Hepsi bu mu? Hı hı. Evet. Uzaktan ancak bu kadar bilgi toplanabiliyor. Eve girmeyi dene. Anlamadım. Nasıl yani? Ya ne bileyim. Adamla kadın evden çıktıktan sonra hizmetçiyi ikna et, içeri gir ve seninle konuş. Ama hizmetçiye sakın benim yardımcım olduğunu söyleme içeri almaz. Peki ne diyeyim? Ne bileyim ben yeteneğini kullan. Böyle bir yeteneğim olduğunda nereden çıkarıyorsunuz? Hadi. Hem yetenektesini hem de bu iş senin çok hoşuna gidiyor. Allah bilir kendini Kolombo gibi falan hissediyorsundur. Eh, Kolombo'nun yardımcısı diyelim bari. <gülüyor> <gülüyor> Değil Arabanın plakasını yazsana oğlum. Merhaba ben Ceyda. Selin evde mi? Aa bak ben onun yakın arkadaşıyım. Uzun zamandır görüşemedik. Acaba dönene kadar bir Söyleme lütfen. Hmm. Ne olur Nimet. Hmm. Onlar çok kötü insanlar Nimet. Beni öldürmeye çalışıyorlar. O adam benim kocam değil. Bak, şunlara bak. Bu benim gerçek hmm. kocam anladın mı? Hmm. O adam kocamın yerine geçen biri. Bana kötülük edecekler. Bana yardım et ne olur. Hmm. Kadın küt diye kapıyı yüzüme kapadı. İnsanı ürküten bir görünüşü vardı doğrusu. Allah Allah. Demek hizmetçi değiştirmişler. Sağır ve dilsiz bir hizmetçi. Dilsiz ama sağır değil. Ne kadar güvenilir bir yardımcı. Hı hı. Anlayacak ama hiçbir şey anlatamayacak. Aynen öyle. Bir hı. de söylediğiniz gibi ev gözetleniyor Doğan Bey. Gizlenmişlerdi ama onları gördüm. Bak bu çok önemli. Arabanın plakasını alabildin mi? Aa, hayır. <laughs> Bravo. Demek bu kadar basit bir şeyi akıl edemedin ha? Dedektiflikten sınıfta kaldın. Emin olun mobil yolu evler içinde bu kadar iyisini bulamazsınız. Gerçi kirası biraz yüksek ama. Önemli değil. Tutuyorum. Çok iyi bir seçim. Kontratınız yarın hazır. Hayır. Hemen bugün istiyorum. Tabii nasıl isterseniz. Bunu savcılığa yazdım. Hemen götürüp postaya ver tamam mı? Hmm. Senden başka kimsem yok Nimet. Beni hmm. öldürecekler. Belki bunu engelleyemem ama en azından öldükten sonra cezasız kalmazlar. Hem bu mektup senin suçlanmanı be, 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 da engelleyecek. Be, be, be. Tabii ki senin suçsuz olduğunu biliyorum ama istemeden de olsa onlara alet oluyorsun. Hadi Nimet lütfen. Hayatım sana bağlı. Hımm. Ne o? Yoksa He onu be. evde yalnız bırakıp dışarı mı gidiyordun? Ha? İyi peki. Selin ne ben yapıyor? Ben. Ha? Tamam, isabet. Hep uyusaydı ne iyi olurdu. Bana bir çay getirir misin? Hmm. Kaza ile ilgili soruşturmayla bir tek siz ilgileniyorsunuz Doğan Bey. Sizin dışınızda herkes tamamen ilgisiz. Hele Selin Hanım'ın eşi. İnsan her gün birinin hayatını kurtarmıyor ki. Haklısınız. Doğrusu soruşturmada pek bir ilerleme kaydettiğimiz söylenemez. Teknede neler olduğunu henüz çözemedik. Kazanın tek görgü tanığı olan Selin Hanım da hala hiçbir şey hatırlamıyor. <laughs> Zavallı. Şimdi bir de yürüyemiyormuş üstelik. Yürüyemiyor mu? Ama hastaneden çıkarken sapa sağlamdı. Haberiniz yok muydu? Merdivenlerden düşmüş. Sakat kaldığı söyleniyor. Ben de tesadüfen öğrendim. Yazık. Talihsiz bir kadın. Neyse ben sizi daha fazla işinizden alıkoymayayım. Estağfurullah. Siz bir iyilik yaptığınız peşini de bırakmıyorsunuz. <laughs> Ama bu bizim işimiz Doğan Bey. Hem Selin Hanım'ın eşi bu durumdan rahatsız olabilir. <laughs> Oluyor zaten. Ha Nihat Subaşı'nın dükkanı ve evini satışa çıkardığını biliyor muydunuz? Hayır. Ha. Ama bu soruşturma açısından önemli bir şey değil. Biz sadece kazanın nasıl olduğunu, Ümit Kaptan'ın nasıl öldürüldüğünü öğrenmeye çalışıyoruz. Hı hı. Size bu işle daha fazla ilgilenmemenizi tavsiye ederim Doğan Bey. <laughs> İyi günler. Güle güle. Melike, Nihat'la görüşmek istiyorum. Özledin mi yoksa kocanı? Lütfen ona gelmesini söyle. Konuşacaklarım var. <laughs> Seni istiyor. Ne yapacakmış beni? Bilmiyorum. Bana söylemedi. Çok ciddi bir hali vardı. Boş ver onu şimdi. Daha sonra giderim. Gel biz keyfimize bakalım. <laughs> Cüneyt çok gerginim. <laughs> çok uzadı bu iş. <laughs> gerginim. Al bakalım. İç biraz rahatlatır. <laughs> Hadi Mine, aç şu telefonu. Ben çıkıyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Hayır. Seni yeterince geç bıraktım zaten. Üstelik nişanlında yemeğe çıkacaksın. Maalesef atlatıldım. İsterseniz evi gözetlemeye gideyim. Hayır. Oradan uzak dur. Neden? Emniyet amirinin hiçbir şeyden haberi yok. O adamlar tekin değil. Onlara ulaşmanın başka bir yolunu bulacağım. Teşekkür ederim. Neden? Hiç. Sadece beni korumaya çalıştığınızı hissettim de ondan. Bu ne duygusallık böyle? Atlatılmak sana pek yaramamış galiba. Hadi sinemaya falan git. Eğlen bu gece. Yarın yine zalim patron olacağım ona göre. Ya siz? Daha çalışacak mısınız? Evet. Böyle daha iyi oyalanıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse eve gitmek hiç içimden gelmiyor. Ha giderken bana yiyecek bir şeyler söyler misin? Tabii söylerim. Evet. Söyle bakalım. Nihat. Bu oyunun sonundan sen de emin değilsin. Neden burada kesmiyorsun? Ne demek istiyorsun? Benden kurtulmak istiyorsun. Bunun da ancak ölümle mümkün olduğunu sanıyorsun. Hayır, çok daha kolay ve tehlikesiz bir yolu var bunun. Bırak beni gideyim. <laughs> Yapma senin. Sen iyice üşüttün artık. Çok zengin olduğumu biliyorum. Bütün paramı sana veririm ama beni bırak. Bütün paranı mı? Senin paranı öyle mi? O paranın idaresi zaten bende hayatım. Sakat, hasta bir kadınım ama yaşamak istiyorum. Beni bırak, çekip giderim. Sana hiç zarar vermem, yemin ederim. İstesen de zarar veremezsin. Sana kim inanır ki? Deli raporu olan bir kadın. Üstelik hafızasını kaybetmiş. Öyleyse neden bırakmıyorsun? Madem bu kadar zavallı ve tehlikesizim. Neden bırakayım? Sen benim karımsın. Hayır. Korktuğun için bırakmıyorsun. Bu halimle bile benden korkuyorsun. Çünkü suçlusun. Bu saçmalıklar için mi beni çağırdın? Gitmene izin vermeyeceğimi biliyorsun. Peki yaşamama Yaşamama izin verecek misin? Ona ne yaptığını bilmek istiyorum. Kimden söz ediyorsun? Gerçek Nihat'tan. Kocamdan. Zırvalamaya başladın. Nihat benim. Hayır. Sen benim kocam değilsin. Farkında mısın bilmem ama... ...sen kendi hayatını kısaltıyorsun. Zaten en çabuk tutmak zorundasın. Kocamla yaptığımız karşılıklı hayat sigortası... ...kısa bir süre sonra bitiyor. Onun yerini aldığına göre... Bunu çok iyi bilmen gerek. Yeter artık. Hiçbir şey bildiğin yok. Sadece o hasta beyninde bir takım hayaller kuruyorsun. O tekneden sağ kurtulacağımı sanmıyordun öyle değil mi? Ama bir mucize oldu ve kurtuldum. Oysa senin bütün planların o kazada ölmeme dayanıyordu. Belki o da bir kaza değildi. Şu ana kadar söylediklerin içinde bir tek konuda haklısın. Fazla vaktimiz kalmadı. Ama beni öldüremezsin. Bugün savcılığa bir mektup yazdım. Eğer bir aya kadar ölecek olursam bundan senin sorumlu tutulmanı istedim. Blöf yapıyorsun. Mektubu nasıl gönderdin? Güvercinle mi? Nimet attı postaya. Yalan söyleme. Nimet araba kullanmasını bilmiyor. O kadar yolu yürüyerek gidemez. Nasıl gittiğini bilmiyorum ama gitti. Ve o mektubu postaya attı. Peki hmm. pekala. Madem ki savcılığa mektup gönderme imkanım vardı. Kuşkularını neden yazmadın? Demin bana söylediklerini? Neden olduğunu çok iyi biliyorsun. Benim durumumdaki bir kadına inanmayabilirlerdi. Bütün o hastane raporları, deli olduğumu tesir eden belgeler. Ama mektup benim ölümümle birleşince çok inandırıcı olacaktır. Cesedim senin için dirimden çok daha tehlikeli. Ne kadar uzun konuştunuz öyle. Selin Hanım seni çok özlemiş olmalı. Başımız dertte. Ne oldu? Savcılığa hitaben bir mektup yazmış. Kuşkularını dile getirmiş. Eğer ölecek olursa bizi sorumlu tutmalarını istemiş. Neler diyorsun? Mektubu nimet postalamış. O sersem böyle bir şeye nasıl cesaret eder? Bu çok kötü oldu. Nimet şehre kadar nasıl gitmiş peki? Herhalde otostop yapmıştır ya da yürümüştür. Dur bir dakika. Buna vakti yoktu. Ben geldiğimde dışarı çıkmak üzereydi. Telaşlı bir hali vardı. Mantosunu giymişti. Belki de mektubu atmaya fırsat bulamadı. Gel benimle. Gel. Hiçbir şey yok. Allah <laughs> kahretsin. İşte burada. <laughs> hmm. Alt kat da güzelmiş. <laughs> Neredeyse tanıyamayacaktım Demek ki başarmışım Ayrıca izlenmediğimden emin olmak için iki kez taksi değiştirdim ha. Uhuhu. Çok güzel bir ev Melike iyi iş başarmış Evet Cüneyt'ten daha akıllı olduğu kesin Ya Nihat lütfen Kardeşimle iyi geçindiğim söylenemez ama yine de elinden geleni yapıyor seni görmeden yapamıyorum. ben de sevgilim. Yıldız zaten bu kadar şeyi bu yüzden yapmadın mı? Birlikte yaptık. Her aşamada yanında ben vardım. Elbette. Bana iyi haberlerin var mı? Sayılır. Dükkandaki malların bir kısmı müzayede satıldı. Küçük bir bölümü hala dükkanda. Müşterilerimizi tanıyorsun. Elden çıkarmanın bir yolunu bulursun. Evle ilgili gelişme var mı? Hayır. Bu iş tahminimden uzun sürdü. Sigortanın süresi bitmek üzere. Hı. Karın göründüğü gibi değilmiş hayatım. Yanlış tanımışsın. Ne demek istiyorsun? Sıradan. Zayıf bir kadın olsaydı. Şimdiye kadar çoktan delirmişti. Ama o hala direniyor. Nihat. En temiz yolu buldum. Ah, nasıl oldu da daha önce aklımıza gelmedi? neymiş? Selin intihar etmeli. Biz elimizi bile sürmeden kendi yapmalı. Onu bu aşamaya getirmek en iyisi değil mi? Evet ama bunu nasıl sağlayacağız? Bak dinle. Bu bizimle onun arasında bir sinir harbi. Bir dayanma direnme savaşı. Selin o kadar kötü şartlarda ki daha fazla dayanabilmesi mümkün değil. Bir insan bu kadarına dayanamaz. Yakında sinirleri iflas edecek. Mutlaka intihara sarılacaktır. Biz ona karşı dört kişiyiz. Ayrıca yardımcılarımız da var. Bütün güç bizde. O sağlıksız. Zavallı. Tek başına. Evet. O yapayalnız. Ama belki intihar edebilmesi için gerekli ortamı da hazırlamalıyız. O bunu başarır. Evde intihar için kullanabileceği her şey var. taşıdıkları da neydi öyle? Evdeki değerli şeyleri mi götürdüler yoksa? Ama bir kürek. Peki o için 哎。<noise> <noise> Buraya kimi gömdüklerini çok merak abi, ediyorum. Abi bence bu herif karısını akladı Anlamanın bir tek yolu var. İyi de birader biz onlar kadar hazırlıklı değiliz ki. Baksana bir küreğimiz bile yok. Akılsız başın cezasını her zaman ayaklar çekmez. Bazen de eller çeker. çeker. Ne demek istiyorsun abi sen ya? Saçmalama. Allah Allah ya. Bana ne kazmıyorum? Hadi toprağı kazmak o kadar da zor değil. <laughs> Günaydın. Maşallah Doğan. Artık salonda mı yatıyorsun? Çok geç geldim. Seni rahatsız etmek istemedim. O kadar sinirliydim ki. Ancak uyku ilacı alarak uyuyabildim. İyi işte. Ben de uykunu bölmek istemedim. Neler oluyor Doğan? Biz birbirimizden niye bu kadar uzaklaştık? Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun? Hayır var. Ama sen bunu konuşmaktan bile kaçıyorsun. Çok çalışıyorum. Bunu biliyorsun. Kendi işine Selin'e ayırdığın kadar vakit ayırsan canım yanmayacak. Senin bir karın var Doğan. Aman bırak Allah aşkına sabah sabah. Sen mi getiriyorsun? Nimet nerede? Nimet bu sabah işten ayrıldı. Neden? Bilmiyorum. Gitmek istediğini anlattı. Biz de gönderdik. Peki ama işleri kim yapacak? Burayı idare etmek zor olmayacak Merak mı? etme. Seni rahat ettirmek için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Ama ikinizin de işleri var. Hem bana hem eve bakamazsınız ki. Beni aşağı indirebilecek misin? Hayır. Artık aşağı inmek yok. Nimet olmadığına göre bugün odadan çıkmayacaksın. Kendi başına tekerlekli sandalyeli bir kaza geçirmeni istemeyiz öyle değil mi? Ben birazdan dönerim. Savcılığa yazdığım mektup. Allah bana yardım et lütfen. Artık hiç gücüm kalmadı. Dayanamıyorum. Günaydın. Sabah bu saatinde burada ne işin var? Önemli bir gelişme olmasaydı gelmezdim Neat. Karın savcılığa suç duyurusunda bulunmaya yeltendi. Aman Allah'ım. Hani yürüyemiyordu? Nasıl göndermiş peki? Hizmetçiyle göndermeye çalışmış. Mektubu tam zamanda bulduk. Ama işimiz gittikçe zorlaşıyor haberiniz olsun. Bir kıskacın içindeyiz. Hep daralmakta olan bir kıskacın içindeyiz. Üstelik galiba bazı şeyleri de hatırlamaya başladı. Dün gece Cüneyt'e kocama ne yaptın diye sormuş. Of en çok bundan korkuyordum. Şimdi ne olacak? Sakin olun. Buraya kadar hata yapmadan geldik. Az bir yolumuz kaldı. Oo Nihat Bey iyi günler. Geciktin, çok beklettin bizi. Al arabaya götür. Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Geç. Yürü hadi. Geç. Ruh. Yürü. Yapmayın. Durun. Durun. Tamam, tamam. Yok, Gel şey Buraya. Yok, hayır, hayır. Buradan gideceksiniz. Hemen. Gidecek miyiz? Nereye? Tatile. Herkesin sizi görmesini sağlayacak bir otele yerleşin. <laughs> Sevgilim bu da nereden çıktı şimdi? Selin evde yalnız mı bırakacaklar yani? Tabii ki hayır. Ama bize tanıklar lazım. Selin'in ne kadar hasta olduğunu bilen tanıklar. Siz otele daha önceden gidip personelle, müdürle falan konuşup... ...ruh hastası yakınınızı hava değişimi için oraya götüreceğinizden söz edin. Onu gerçekten götürecek miyiz? Evet. Ama Selin orada herkese öldürüleceğinden söz edecektir. Daha iyi ya. Onun kafayı nasıl yediğini herkes görür. Harika. Cüneyt eşinin durumuna üzülen ama büyük bir vefa ve sadakatle kendini ona adayan bir koca. Bense zavallı kadına yardım için çırpınan bir iyilik meleği. Ben onu köşeye <laughs> sıkıştırılıp intihara zorlanmasından <laughs> yanayım. Kendi işini kendi bitirsin derim. Cüneyt. Cüneyt ben geldim. Cüneyt. Cüneyt. Ay ben ne yaptım? Hay Allah'ım. Nihat demeliydim. Ya duyduysa? Nihat. Ben geldim. Elmasların yerini söyle artık. Sabrım taşıyor. Bana bırak abi. Ali yavaş vur. Hay senin eline be Ali. Ne yaptın oğlum be? Ne bileyim abi ya. O kadar da zıvırmamıştım. Şimdi bekle ki ayılsın. Neyse. Ben şunun arabasını yok edeyim. Hem de ellerimi temizleyeyim. Sen buna göz kulak ol. Gözünü ayırma. Ben bir saate kadar gelirim. Teşekkür ederim. Ra hayatımı yaşıyorum yaşıyorum oh oh Günümü gün ne diyorum ne diyorum oh oh her gün başka bir gönlümde her gün başka bir gönlümde <laughs> Ulan alçak. Ulan, ulan, ulan. Senin ben Kemal canım çok sıkılıyor. Evde de duramadım. Biliyorsun senden başka hiç kimseye de bir şey anlatamıyorum. Doğan'a çok kötü davranıyorsun yine. Bunu hak etmiyor. Yanılıyorsun Kemal. Doğan artık sanki ben yokmuşum gibi davranıyor. Kemal. Kemal ben ne yapacağım? Hadi çocukluk etme. Ortada bir şey yok. Nasıl olmaz? İsmi var cismi yok bir kadın için neredeyse yuvamızı dağıtacak. Doğan öyle şey yapmaz. Sorumluluklarını çok iyi bilir. Ama artık beni sevmiyor Kemal. Bunu hissediyorum. Sence beni çirkin mi buluyor? Bazen çok komik oluyorsun Mineciğim. Sen dünyanın en güzel kadınlarından birisin. Üstelik kocan da seni çok seviyor. Gel şimdi güzel bir yemek yiyelim de başka şeylerden bahsedelim. Ne dersin? Olur. Hadi. Hı hı. Evet. Ee, peki oteliniz tekerlekli sandalyedeki bir hastanın rahat etmesi için uygun mu? Hı? Evet, üç kişiyiz, bir hastamız var. Yes. Gel bakalım buraya çabuk. Kaçamazsın. Bırak beni. Sersem. Elimden kaçacağını mı sanıyorsun sen? Ne oldu? Tamam. Konuşma. Seni hemen hastaneye götüreceğim. Bunu onun yanına bırakmayacağım.

Merhaba Ceyda. Merhaba canım. hoş geldiniz. Siz şöyle buyurun, ben diğer telefonda Fransa ile konuşacağım. Tabii canım, sen işine bak. Hı hı. Doğan nerede? Biraz dışarı çıktı. Ben bakarım Ceyda, sen tamam. işine bak. Efendim. Merhaba. Ben senin subaşı. Doğan Bey ile görüşebilir miyim? Çok acil. Doğan Bey yok. Uzun bir seyahate çıktı.